Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. İnsanoğlu iyi olmak için cehenneme muhtaç, ne yazık. Oysa dünya kötü olmak için zannettiğinden çok daha küçük. Sen farklısın, fıtratın farklı, niyetin iyi ey sevgili. Saçın teli, nefesinin sesi, meleklerin şarkısı gibi. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. Oysa hayat kötü olmak için zannettiğinden çok daha kısa. Sen farklısın, fıtratın farklı, niyetin iyi ey sevgili. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. Ne söylenir ki? Ne denir ki? Bilemiyorum. Yeni albümünden. Evet. Sessiz sedasız. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aslında... Var olan albümünden girdin. O evet. Zaman kısaca önce şarkını bahset. Söyle, sonra merhaba deriz konuklarımıza. Tamam o zaman. Öncelikle sevgili izleyenlerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sessiz Sessiz son albümümüzden bir şarkıydı bu. Seni çok seveceğim. Biraz hanımefendilerde şey dürtüsü var. Gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla. Hani biraz güven istiyor hanımefendiler. Hani kadınlar ne ister diye böyle bir klişe bir soru vardır. Ben kendince şöyle bir net bir tespitte bulundum. Kadınlar her şeyden önce güven istiyorlar. Şimdi seni seviyorum dediğiniz bir hanımefendi. Tamam şu anda seviyorsun da sonra ne olacak falan diye böyle bir gayri ihtiyari bir düşünce içine dalıyor. Ben de bu albümde Seni Çok Seveceğim isimli bir şarkı yazdım. Üşenmedim. İzleyenlerimiz için yazmış bulundum. Ve o şarkıda bütün zamanları kapsasın da bu konuyu bahsi kapatayım dedim artık. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum ve seni çok seveceğim diyerek noktayı koydum kendimce Mehmet abim. Bu albüme bir gözümü değil iki gözümü birden atıyorum. %90'ında Orhan Ölmez imzası var. Sözü, evet. Müziği, her evet. Şeyiyle. Evet. Genelde eskiden beri Su Misali isimli şarkımızdan ve o şarkının içinde bulunduğu albümümüzden beri ya, ben kendim yazdım. Bir saniye ya. Tabii. Su Misali dedin, istersen bir de onu okuyalım da. Söyleyeyim mi? Ondan sonra. Söyleyelim. O zaman şöyle bir ilk albümümüze dönelim. Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın. Kalbimin derinlerinde bir yalansın. Şimdi çok uzakta kalmış bir baharsın. Kalbimin derinlerinde bir yalansın. Gün gelir zaman döner,
sen de solarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Gün gelir zaman döner, sen de yanarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Su misali aktığım, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma. Ben sen de çok gördüm. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma. Ben sen de çok gördüm. Her defa nice umutla son sanırsın. Sözlere güvenme canım, aldanırsın. Gün gelir zaman döner, sen de solarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Gün gelir zaman döner, sen de yanarsın. Hiç gücenme, kızma kızma, sen de insansın. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma. Ben sen de çok gördüm. Su misali aktı ömrüm, ben ne sevgiler gördüm. Bir alev gibi yandım, söndüm. İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma. Ben sen de çok gördüm. Orhancığım, romantizmi anlatır mısın? Sence eyvah, romantizm nasıl güzel bir şey? Şarkıların çünkü romantizm kokuyor. Evet. Ya bunun çok... O zaman önce şarkılarındaki romantizmi anlat. Orhan Ölmez'e göre romantizmi anlat. Tamam. Ondan sonra normal sorularımıza geçelim. Tamam. Tekrar burada olmak çok güzel. Onu söyleyeyim, bizi izleyen bütün saygıdeğer gözler çok kıymetliler. Bizlerle oldukları için de çok çok teşekkür ediyorum. Burada sevgili Mehmet abimle de sohbet ediyoruz ve... Çok da güzel bir konudan girdik. Hani tamam, romantik şarkılar tamam da önce bir romantizmden bir bahset filan tadında bir soru oldu bu. Sanırım bunun herhalde en net yanıtı bende şöyle bir şey zuhur ediyor hayatımda da. 360 derece algılarının açık ve hassasiyet göstermekle ilgili, algıları açık olan bir insanın hassasiyetle olaylara yaklaşması, buna romantizm diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani romantik insan illa aşkta romantikten bahsetmiyoruz. Aslında hayata karşı da romantik bir duruş söz konusu olabilir. Örneğin güncel olaylarla ilgili gösterdiğiniz hassasiyet de aslında bir romantik bir duruştur. Biraz nostalji eğilimliyseniz o da biraz romantik bir duruştur. Bu da çünkü algıların açıklığıyla ilgili. Zannediyorum romantizmi en net olarak şöyle söyleyebilirim Mehmet abi. Hani 360 derece olan bitene karşı empati duygunuzun ve hassasiyet algılarınızın açık olmasıyla ilgili bir duygu hali diye düşünüyorum. Çünkü toplumda şöyle bir şey vardır. Siz çok romantiksiniz denildiğinde zannedilir ki hep sanki karşı cinse karşı veya ne bileyim aşk içinde romantizmden bahsedilir. Mesela sahnede şöyle bir cümle kurduğumu hatırlarım. Romantik erkek denildiğinde artık güncel ve modern algıda, toplum algısında sanki çıt kırıldım. Vur eline ekmeğini al falan gibi erkekler algılanıyor. Öyle değil. Bence gerçek romantizm aslında içinde çok büyük bir güç barındıran. Çünkü çok büyük bir hassasiyet enerjisiyle yaşamayı gerektiren bir haldir. Yani
yolda yürürken kenarda gördüğünüz, yan tarafınızda gördüğünüz bir olaya karşı hassasça ve empati duygusuyla yaklaştığınızda bu da bir romantik bir duruştur. Onun için hani romantizm tırnak içinde sadece ilişkilerle ilgili değil, bu bir duruş meselesi. Onu da özet geçersek 360 derece algılarımızın açık olması hali diyorum ben. Oldu mu? Bence güzel oldu bence. Oldu. Ne diyorsun? Sevgili Orhan, tanımayanlara Orhan Ölmez'i anlatman istesek. Tamam, önce nazari bilgiden bahsedeyim. Yani evet. Şundan bahsedeyim. Kitap bilgisinden bahsedeyim. Evet. 1 Mayıs 1978 Antalya Manavgat doğumluyum. Yaklaşık 7 yaşlarımda falan baba ve anne mesleklerinden kaynaklı, Sivas'ta görev yapmalarından kaynaklı olarak 7 yaşlarımda, 6'lı yaşlarımda bağlamayla tanıştım. Tabii Sivas'ta her evde bir bağlama bulunur. Çalmayanı dövüyorlar derler yani, almayanı dövüyorlar falan gibi. Ama şiddete karşıyız. Hani bizim konu komşuda. Sevgiyle dövmek ama. Aynen öyle. Yani neden yapmıyorsun tadında olabilir en fazla? burada bir bağlama var. Yani sen neden çalmıyorsun tadında olabilir en fazla tepki? Ben de o küçüklük aşkıyla hani böyle bir tür kahramanlaştırdığım bir enstrümanla karşılaşınca, çünkü baba, dede, ata, herkes bağlama dinliyor, türküler dinleniyor evde ve o enstrümanı karşımda bulunca birden Antalya'dan tayin vesilesiyle Sivas'ın Divriği ilçesine taşınınca biz ve orada bağlamayla karşılaşınca böyle bir aşk başlıyor müziğe karşı. Garip bir şey var, bir anekdot paylaşayım. Bana o zaman bağlama dersi veren diyeyim akranlarım, böyle o zamanlar bana böyle nasıl bağlama çalınır gösteren arkadaşlarımın hepsi hayatın başka alanlarında bambaşka meslekler yapmaya başlar. Bir ben böyle müzik üzerine devam ettim. Daha sonraki süreçlerde hayat bizi İzmir Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzik Konservatuarı'na kadar bu meslek adına ulaştırdı. Orada da o tırnak içinde alaylı süreci eğitimle taçlandırma şansım oldu ve böylelikle İzmir Radyosu'na uzanan bir kapı açılmış oldu. TRT İzmir Radyosu'nda da bir yıl bağlama çalma şansım oldu. O zaman çok üstad ve usta dediğimiz birçok insanı dinleme şansım oldu. Onlarla meşk etme şansım oldu. Çünkü müzikte aslında geleneksel tabir meşk'tir. Yani hani birlikte hadi ders yapalım demezseniz de birlikte meşk edelim dersiniz aslında teknik olarak. O zamanlar öyle çok güzel insanlarla, çok güzel hocalarımla, hepsine buradan bazıları rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyorum onlar için ama bazıları hala evet. Şu anda görevlerini icra ediyorlar. İzlerlerse sonsuz saygılarımı, ki mutlaka izleyeceklerdir, izlerlerse sonsuz saygılarımı. Saygılarımızı iletelim. İzmir Radyosu'nun birbirinden değerli, kıymetli çalışanlarına diyeyim, müzisyenlere diyelim. Sonraki süreçte 2004'lü yıllar, 2003-2004'lü yıllarda benim bestelerim artık İstanbul'a ulaşmaya başladı. Ve orada şöyle bir algı oluşmaya başladı. O dönemki popüler kültürü biraz daha böyle çok daha sert okuyan, sert şarkı söyleyenlerin, daha tırnak içinde teknik olarak daha sert tenör, bizim gibi lirik tenör diye adlandırılmayan bir tarzın hakim olduğu bir dönemdi. Arabesk müziğin böyle daha popüler olduğu bir dönemdi. Ve bizim tarzımız o dönem çok farklı bulundu tabii. Ben hatırlıyorum mesela Su Misali şarkısını dinleyip şunu diyen çok değerli prodüktörler hatırlıyorum o zamanlar. Mesela nerede bağıracaksın burada şimdi? Hani bekliyoruz, şarkı akıyor ama hani nerede bağıracaksın falan diyenler oluyordu. Ben de dedim ki kendi kendime, ya bu da bir tarz benim. Mutlu olduğum, kendimi ifade ettiğim bir tarz. Su Misali isimli bir şarkı yaptık. İşte Dön Desem, Seni Seviyorumlar, Bana Bıraklar, Damla Damlalar. Hani böyle kendi içinde bir tarz oluştuğunu fark edip İstanbul'a bu şarkıları artık insanlar yavaş yavaş keşfetmeye başlayınca albüm macerası başlamış oldu. 2003 Mayıs'ının sonlarıydı herhalde. O yıllardan beri dinleyenlerimizle beraberiz. Garip olan bir şey var. O yıllarda beni böyle koca bir adam gibi düşünmüşler insanlar. Hani şey anlamında, ağır şarkı sözleri, bunu kaç yaşında bir çocuk veya genç yazabilir ki falan gibi bir algı oluşmuş. Çok şaşırıyordum Mehmet abi. Şeydi mesela, ben gidiyordum ve bana şunu soruyorlar, Orhan Bey gelmedi mi falan diye. Ben işte geldim filan, böyle hani arkama bakıyordu insanlar, bir Orhan Ölmez gelecek, hani böyle bayağı büyük, yaşlı başlı bir adam gelecek herhalde gibi bir algı oluşmuş o zamanlar. Yani o zaman 24'lü yaşlarımda falandım işte ilk albüm çıktığında, süreç böyle gelişti. O zamandan beri de sevenlerimizdeyiz. İstanbul süreci, İstanbul'a gitme fikri nasıl doğdu? Çok güzel bir soru, çünkü ilk zaman Mehmet abi biraz direndim bu konuya. Neden burada olmasın ki? Yani neden popüler kültüre hizmet edecek ürünler diyeyim. Bu tabir aslında iyi değil.
Çünkü müzik yapıyorsunuz ama hani popüler kültür sizin yaptığınız şeyi biraz ürün gibi bakıyor. Yani hani şey gibi çok komik bulmuştum ben onu. CD'leriniz koli içinde geliyor prodüksiyon firmasına. Oradan birisi şöyle sesleniyor. Ürünler geldi diyor filan. Yani ama o benim hayatım yani hani çok manevi bir anlamı var. Yani şarkılarım falan. Abi ürünler geldi mi? Geldi. Pazarlıyor muyuz abi? Hemen dağıtıma sokuyor muyuz falan gibi garip bir şeyle karşılaştım İstanbul'da. O dönem şöyle bir duygu oluştu bende. Yani İzmir'e o kadar alışmışım ki İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. Lise yıllarından beri bir de yatılı bölümü mezunu olunca daha bir İzmirlilik kanına işliyor insanı. Çünkü hep buradayım yani hep buradaydım. Gayri ihtiyari biraz da biz kendimizi güvende ve rahat hissettiğimiz alanları da çok çabuk terk etmeyi de sevmeyiz. Ben İzmir'de mutluyum. Neden burada üretip İstanbul'da bunu sunmayalım veya niye İzmir'den sunmayalım sorusu çok soruluyordu o dönemde de. Fakat şöyle bir süreç gelişti. O zamanlar orkestralarda enstrüman çaldığım bir süreç vardı benim aktif olarak Mehmet abi. Yani böyle bir takım çok değerli isimlere sahnede eşlik etme şansım oldu. Şimdi zincirleme bir reaksiyon olarak popüler kültür deyince merkezde İstanbul'da oluverince yavaş yavaş telefonlarda şöyle diyaloglar oldu. Orhancığım atla gel İstanbul'a, atla gel İstanbul'a, atla gel İstanbul'a. Ya şimdi siz gelin İzmir'e diyemiyorsunuz. Onların alanı orası, mecrası orasıydı o zaman için. Tabii biz de o güruha, o sisteme ayak uydurduk. İstanbul'a yavaş yavaş böyle bir gitme, hani ayağımızın alışması durumu oluşmaya başladı. Bir süre sonra da şunu fark ettim. Artık orada da bir çevre, bir ortam oluşmaya başladı. Ve hani derler ya ekmeğini nerede kazanırsan biraz da memleketin orası olmaya başlıyor süreç içerisinde. Yavaş yavaş bir İstanbulluluk duruşu da olmaya başlıyor. Çünkü tanıyorsunuz. Bir de müzik çok aktif bir hayat. Yani bir binaya kapanıp sabah 8 akşam 5 çalışıyorum oradan evime gidiyorum gibi olmadığı için bütün İstanbul turlama, tanıma, çevre edinme şansım o dönemler oldu tabii ki. Gayri ihtiyar da İstanbul'da da artık bir çevre oluşunca yani sistem gayri ihtiyarı beni oraya itti. Ama güzel soru çünkü o zamanki bir öğrenci psikolojisiyle şunu çok düşünüyorsunuz. Neden gitmek zorunda kalayım ki? Ben neden mesela müzik yapmak istiyorum? Neden başka bir şehire gitmek zorunda kalayım ki sorusunu soruyorsunuz kendinize. Çünkü İzmir kültürüyle, ekonomisiyle, büyüklüğüyle, her şeyiyle zaten bu kapasiteye fazlasıyla sahip gibi algılıyorsunuz ve görüyorsunuz da yani. Neden burada merkezi, burada olan büyük prodüksiyon şirketleri olmasın ki durumlarınızı hissediyorsunuz zaten. Onun için umarım bu cümlelerim artık eskiye karışır. Çünkü burası merkezli yani İzmir merkezli. Ciddi anlamda prodüksiyon üreten, şu anda çok güzel firmalar var bunları görüyorum. Çok da güzel işler de yapılıyor. Bunların daha çoğalmasını hep umut ediyorum. Müzikte kaç yıl oldu? İşte yaklaşık bir 6-7 yaşımda bağlamayla tanıştım. Hani o alaylılık sürecini şöyle cebe atıyorum. Çünkü o dönemler ben aktif olarak artık sahneye de çıkmaya başlamıştım. Çok bir sır vereyim kimse yokken. 20... Yok ne kadar kaç tane çoğaltıldı hatırlamıyorum. 20-25 tane bir kasetim çoğaltıldı benim. Ben 7 yaşındayım. Böyle bir akustiği çok iyi olan eski bir kiliseden bozma bir bina. Sivas'ın Divri ilçesinde. Dağlar seni delik delik. Ergen küçük çocuk sesi. Böyle bir kasetim var mesela. Ama hani bunu kimseye duyurmuyorum. Çünkü kara borsaya düşer. Bana bile satmaya falan çalışabilir. Hani elimde bir kasetim var falan diye. Hani akraba konu komşuya dağıttığımız bir kasetti o. Yaklaşık 10-12 tane türkü okumuşum o albümün, o kasette. Yani o yılları sayarsak herhalde bir 3-5 senedir müzikle ilgileniyorum diyeyim. Yaşım çıkmasın Mehmet abi şimdi. Bir 3-5 senedir müzikle ilgileniyorum. Yani aktif olarak. Orhancığım, ailevi nedenlerle Türkiye'nin birçok yerini gezdiniz. Bravo, evet. Bestelerinizde gittiğiniz kentlerin kültürünün katkısı oldu mu? Çok güzel bir nokta bu. Çünkü bunu ben bir yaşarken biraz çileli algılıyorsunuz. Çünkü tam çocukluk aklıyla mesela 5 sene bir yerde kalıyorsunuz memur hayatı. Tam dostlar ediniyorsunuz. 2 senede zaten tanıyorsunuz çevreyi, güveniyorsunuz. Tam alıştınız, dostunuz oluyor insanlar küçüklük aklıyla. Birden tayin çıkıyor ve başka bir yere gidiyorsunuz falan. Bu bir çocukta travma yaratan aslında bir durum gibi o yaşlardaki bir çocukta. Fakat yıllar sonra ben kendi profesyonel anlamda bu tarz bir hayatla artık
hayatımı idame ettirmeye başlayınca bunun bir türlü avantaj olduğunu da artık keşfettim, gördüm. Çünkü konserler nedeniyle birçok yere gidiyoruz. Hemen izleyenlerimize biraz daha açıklayıcı olsun. Ben Antalya'da doğdum. Sivas TV'de bağlama çalmayı öğrendim. Sonra Manisa'ya taşındık. Manisa Turgutlu, işte sonra İzmir merkez filan. Yani böyle birçok yerde dolaşma, bulunma hali oldu hayatımızın içerisinde. Bunun yaptığım şeylere yansıdığını ben aslında hissediyorum. Ama onun dışında bir de oraları solumuş olmak çok güzel. Çünkü mesela biraz karışık bir benim künyem var nereli olduğuma dair. İşte doğum yeri Antalya ama baba tarafı Sivas. Sivas'ı da soluduk. Çok şükür ki diyorum insanlara artık. Çünkü hani evet kütüğünde Sivas yazabilir insanların ama hiç Sivas'a gitmedim ben ya falan diyen dostlar, arkadaşlar da görüyorum. Ben çok mutlu olarak şunu yaşıyorum Mehmet abi. O zamanki o evet biraz çocuk aklıyla zor geçen süreci. Yetişkinlikte şöyle algılıyorsunuz. Ben Sivaslıyım, Sivas'ı da gördüm ve yaşadım da, teneffüs ettim de. Evet anne tarafı Manisa, Manisa'yı da gördüm. Orayı da teneffüs ettim, orayı da yaşadım. Oranın kültürüyle hakkında ilgili de fikrim var. İşte birçok yer, İzmir mesela, İzmirli diye tırnak içinde İstanbul'da bana derler ki İzmirlisin sen. Çünkü 10-15 yıllık bir İzmir geçmişi olunca aktif olarak. Evet İzmir'i de gördüm, teneffüs ettim, buradaki kültürü de yaşadım. Yani evet o zaman gezerken biraz tırnak içinde çocukta şey etkisi oluyor. Tam dostlar ediniyoruz. İşte anne baba diyor ki tayinimiz çıktı. Gidiyoruz. Bırak ili, bölge değiştiriyoruz. Yani hani il bile değişmiyor yani. Hani Orta Anadolu'dan birden Ege bölgesine falan böyle tayinler gibi. Akdeniz'den işte doğuyorsun Orta Anadolu, Orta Anadolu'nun Ege'ye falan. Ama illaki yaptığım şeylere yansıdığını hissediyorum ben Mehmet abi. Çünkü bağlama çalarken mesela Manisa'nın çok ciddi etkisi vardır bende. Zeybek kültürünün. Sayın Orhan Ölmez. Evet. Şarkılarının sözlerini yazan, besteleyen ve çığıran biri olarak. Kardeş. Ne hissediyorsun? Böyle değişik bir soru gelsin bu çok sefer. Çok güzel, çok güzel. Çok mutlu hissediyorum, çok mutluyum. Çünkü şimdi ben şunu çok insanlarda gözlemliyorum. Bu işi çok ciddi yapan, çok profesyonel yapan müzisyen dostlarım da, arkadaşlarım da. Aranje yapan örneğin, besteleyen veya aranje yapan insanlar da. Mesela bana şunu söylediler ilk bu piyasaya girdiğimde. Şarkı sözlerim var, bunu müzik yapar mısınız dediler. Burada ciddi bir sorumluluk altına giriyorsun. Yani başka birisinin duygusu var, bir söz yazılmış. Onunla çok mutabık olmamız lazım. Bana çok zor geldi bunlar. Yani şarkılarını yazan, beste yapan, bir de onları düzenleyen, bir de söyleyen adam olarak o kadar mutluyum ki. Yani içlerinden biri çok iyi olmamışsa da sorumlusu benim. İçlerinden yani hepsi çok iyi olsa da hani mutlu olacak olan yine ben oluyorum. Mutlu hissediyorum çünkü avantaj gibi hissediyorum bunu. Çünkü profesyonel anlamda bana aranje için beste teslim eden birisiyle bile başka bir sorumlulukla hareket etmeye çalışıyorum. Söz teslim eden birisiyle bile başka bir sorumlulukla hareket etmeye çalışıyorum. Onun için bir de şeyi yakaladım Mehmet abi zaman içerisinde. Böyle davranmak yani söz yazıp onu el yordamıyla işte besteleyip ondan sonra onu bir de el yordamıyla düzenlemesini yapıp bir de okuyunca şöyle bir şey hissetmeye başladım. Bir tarz oluşmaya başlıyor. Çünkü şimdi popüler kültür şöyle hizmet ediyor. Çok gariptir. Benim tutan şarkımdan istiyor herkes mesela. Ama benim öyle bir avantajım, ona uymamak gibi bir avantajım olmuş oluyor böylelikle. Mesela ben bana birisi şarkı getirdi ve ben onu düzenleme yapmak zorundayım. Hemen karşı taraftan şöyle bir talep oluşuveriyor. Bugünlerde tutan şarkılar şöyle, bunun gibi düzenle diyen insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu sefer müzisyen kendi özgür dünyasından biraz kısıtlanabiliyor. Ben şu anda her aşamasında yani şarkıyı yazma, besteleme, ondan sonra düzenlemesini yapıp okuma, her aşamasında çok özgür olduğumu hissediyorum. İşte çok da mutlu edici bir şey bu. Son zamanlarda bir tek kelime bir şarkının içinde 100 kere dönüyor. Evet. Ve bunun adı şarkı oluyor. Bu evet. Sence ne? Şarkı mı? Ve unutma altına da bilgisayardan özellikle bilgisayar teknolojisi gelişince şimdi. Çok basit. Bir çok şeyi hafif besteliyor ondan sonra yan yana yapıştırıyor 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 gidiyor. Melodi aynı. Evet. Bir şarkının bir kelime bir şarkı içinde 100 kere, 150 kere söyleniyor ve bu şarkı oluyor. Evet. Sence bu şarkı mı? Ya bunu ben 360 derece o dönemki trendlerle ilgili de düşünüyorum. Trend de demeyeyim. Moda olan, sevildiği düşünülen diyeyim şeylerle paralel düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Bana göre bu tarz ürünler var, olacak. Sanat mı? Ama fast food.
Sanat mı? İşte sanat şimdi... O zaman bunları icra edenler de sanatçı mı yani sence? İşte burada bu çok aslında çok girift, böyle garip bir bilinmezlik çıkıyor ortaya. Bunun çok herkes aslında farkında ama bunu ben şöyle düşünüyorum Mehmet abi. Yani bu bir fast food ürünü. Yani ne demek istiyorum? Şimdi müzik ruhun gıdasıdır tırnak içinde böyle bir klişe bir lafımız var. Bazı popüler müzikler bir dönem çok sevilir. İşte bir sözü şu bir şarkının içine 20 kere tekrarlarsın, oluverir sana şarkı gibi pazarlarlar. Ama bunun bir fast food ürünü olduğunu çok farkındayım ben. Hani o bir ayaküstü tüketilmeye uygun ve seviliyor da garip olan. Yani isim vermeyeyim şimdi bir hamburger zincirleri, işte falanca zincirleri bakıyorsunuz fast food ürünleri satıyorlar ama dünyanın en çok satan ürünleridir bunlar. Yani ben bunun biraz popüler kültür içerisinde olduğunu ama bunu yaslayamıyoruz işte biz sevelim veya sevmeyelim var. Yani nasıl ki o hamburger zinciri var ve biz buna engel olamayız. Şimdi ben konuyu başka bir noktaya getireceğim. O zincir var ve bu tüketiliyor. Yani tırnak içinde ürün ismi veya bir maddeyi benzetme yapmadan bir takım şöyle başlık atabilirim. Aslında sağlığa zararlı olan ama toplum içinde veya piyasada diyelim, marketlerde, elimizi uzattığımız raflarda bulunan o yiyecekler gibi onlar bana göre. Doğru veya yanlış bu tespitim ama şöyle bir noktaya geleceğim. Şimdi aslında bence sorulması gereken şu oluyor Mehmet abi bu durumda. Popüler medya bize öyle bir yemek masası hazırlıyor ki, ben işte oraya takılıyorum. Ya bunlar olacaktır. Çünkü insan nefsine hizmet eden her şey var şu anda. Yani çikolatası da var, falanı da var, zararlı maddeler de var, satılıyor. Müzikte de var, resimde de var. Yani sanatın her alanında da var. Bu zararlı demeyeyim onlara, böyle çok iddialı olur ama fast food ürünler var. Var. Burada önemli olan bunu tüketen aslında. Şimdi tüketici, şimdi bana şunu sorarsa insanlar, ya bu işte çok popüler kültürdeki şu müzikler çok kötü. Evet kötü. Bak ne mutlu ki sen bunun farkındasın Mehmet abi. Anlatabiliyor muyum? Bizi izleyen birçok insan da der ki, demeli ki belki de. Arkadaş ben markete gidiyorum. Lütfen yani kafada şöyle canlansın. Bu market bir müzik market. Her tür, her şey var piyasada. Şunu dinlerim, bunu dinleyebilirim ama bunu dinlemek istemiyorum. Bu bana yararlı değil. Hatta garip bu. Yani burada aslında tüketicide bitecek olay. Şimdi popüler medyada ne yapıyor? Benim en yaralı olduğumuz konu diyeyim. Popüler medya bize öyle bir masa sunuyor ki bu fast food müziklerden oluşan bir sofra kuruyor Mehmet abi. Yani çikolata var, orada bir şey var, orada bir tane daha tatlandırıcı katılmış bir şey var, burada bir şey daha var, burada renklendirilmiş kimyasal kanserojen madde içeren bir yiyecek var, bilmem bir şeyler var. Bize bu dayatılınca işte orada sıkıntı olmaya başlıyor. Ben şu anda popüler medyanın biraz abicim bu tuttu, bütün masayı bunlarla donatın dediğini hissediyorum. Bu üzücü geliyor bana. Yani şunu demek istiyorum. Abicim bunlar tuttu, evet tutanları koy ama bir dakika. Şuraya bir tane de beyaz peynir koy, şuraya da bir tane balını da koy, şuraya zeytini de koy. Tüketici bunlardan istediğini seçsin ama sen de şunu yap bir anne şefkatiyle. Çocuğum bu çikolataları bitirdin ama sürekli bunlar olursa hem zihnin hem kalbin hem gönlün hem hayata duruş şeklin her şeyin zehirlenecek. Dikkatli ol bak bunlar sana uzun vadede zarar verecek. Lütfen şundan da yap, şundan da tüket. Birazcık peynir ye, birazcık zeytin ye. Şu an çok kaba tabirleri anlatıyorum. Popüler radyolar, popüler medya savunuları da şu, beni en çok üzen şey şu. Kimse artık ah yalan dünyada dinlemek istemiyor diyorlar. Bunun yerine 20 tane aynı sözün tekrar ettiği, altyapısı çok bilgisayardan oluşturulmuş, yani çok fazla bir şey yapmaya gerek kalmayan bir şarkıyı koyuyorlar ve şunu diyorlar işte o insanlar ya ona çok üzülüyorum. Şimdi türkü güzel evet ama sevilmiyor. Bu seviliyor. Arkadaş burada bir paradoks yaratıyorsun sen. Bu seviliyor diye yarattığın, raflara doldurduğun şeyi sürekli dinlettiğin zaman gayri ihtiyari, bilinçsiz zihin onu sever hale geliyor. Yani şuna benzetiyorum ben bu olayı. Çocuğunu sürekli fast food'la besleyen bir anne bir süre sonra şundan şikayet eder, edemiyor, edemez. İşte bizimki de hiç peynir yemiyor. Hiç verdin mi peynir? Vermedim. Çocukluğundan beri, söylemeyeyim reklama girmesin. Çocukluğundan beri fast food tüketti. Bir marka söylüyordum da söylemeyeyim.
Fast food tükettin, sen ondan sonra da diyorsun ki ya biz işte nerede yanlış yaptık? Yanlış işte o. Popüler medya şu anda bunu yapıyor. Çok garip. Ben konserlerde Mehmet abi, ah yalan dünyada, ah yalan dünyada. Rahmetli Neşet Ertaş'ı burada analım, yad edelim. Birazdan evet, belki, söyleriz de. Belki söyleriz ah yalan hani dünyayı. Hani şunu çok çürütüyorum. Gençler seviyor musunuz bu türküyü diyorum. Ya hep birazdan konserlerde binlerce kişinin ah yalan dünyada söylediğini duyuyorum ve mutlu oluyorum. Hani kim sevmiyor bunu ya? Yani... Ne, bu kimin tezi? Radyocu, televizyoncu arkadaşım da bana şunu söylüyor. Orhancığım haklısın. Ama biz öbür o 20 tane hani aynı kelimenin 20 kere geçtiği şarkıya daha çok reklam alıyoruz. Şimdi burada da bir paradoksu bölen bir tezim var. Hani madem öyle işte böyle diyemiyorum. Burada da bir otokontrol mekanizması devreye girmeli Mehmet abi. Yani nasıl ki bir anne çocuğuna sürekli çikolata verdiğinde sıkıntısını uyanıyorsa... Burada popüler medyanın da bazı konularda bana kalırsa evet, frenleyici, önlem alıcı bazen yapıyoruz ya Mehmet abi bilirsin hani ya biz bu konuyu işte çok gündeme getirmeyelim diyor. Mesela bazen otokontrollü davranıyor medya. Örneğin bir şiddet içeren bir görüntü var. Bunun yayınlanmasına izin vermeyelim diyor mesela. Veya yayınlamıyor sayfasında veya kanalında veya hangi frekanstan yayın yapıyorsa, nerede yayın yapıyorsa o kişiler, o mecra, o oradaki yetkili insanlar şunu diyebiliyor. Ya burada şiddet içerikli bir görüntü var, ben bunu yayınlamayacağım arkadaş diyebiliyor. Halbuki şiddet görüntüleri en çok reyting getiren görüntüler olmasına rağmen. Yani onun için işte ben bu otokontrolün popüler medyada da olması dileğindeyim. İnşallah olacak. İnşallah olur. Çünkü bugün Türk Halk Müziği eğitimi almış çok arkadaşım, Türk Sanat Müziği eğitimi almış çok arkadaşım albüm yapamıyor. Yapmak istiyor, yapamıyor. Neden? Çünkü prodüktör şöyle diyor. Hiçbir yerde yayınlamıyorum. Yayınlayamayacağım. Yapamayacağım. Bunu pazarlayamayacağım. Çünkü popüler medya 20 tane aynı sözü yaz bana. Yani aynı kelimeyi 20 kere tekrar et. Altına da şöyle bir tırnak içinde elektronik bir soundla bana getir. Ha, o zaman sana albüm yaparım diyor. Çok garip bir durum. Yarama bastım bak Mehmet abi, ben patladım resmen. Müzikteki bununla bitmiyor zaten. Şimdi oradaki elbette ki bu kusurun bir bölümü yayınlayan, yayın yapan markalara da ait. Kaliteye önem vermesi lazım. Tabii ki bunu izleyen, dinlemek isteyene de yer ver ama bunun yanı sıra bir tane ondan verirken bir tane de bu işin hakikaten kalitelisini evet, ver. Evet, şimdi bunu çok net bir örnekle izleyenlerimize de açıklamış olayım. Ben ilk albüm yaptığım yıllarda Mehmet abim, Su Misali klibimizin yayınlandığı yıllarda yani o zamanlar, bu çok da kısa yani baktığımızda hani çok eski bir siyah beyaz falan değil yani. Klip yayınlanırdı. Arkasından bambaşka bir tür, Türk Sanat Müziği bir albüm çıkarmış bir çok değerli bir müzisyen. Onun şarkısı girerdi klip yayınına. Arkasından bir bakardı bir türkü söylerdi birisi. Arkasından bir bakardı popüler müzik söylerdi birisi. Pop diyelim hadi, popülerden geliyor ya. Pop müzik söylerdi. Arkasından bir bakardık rock'n'roll sound'uyla birisi elektro gitarlarla bir şey yapmış. Aa, arkasından bir bakardık yine bir türkü girerdi filan repertuara. Ama yani kalite biz, vardı. Ha, yani şimdi şunu yapıyor işte. Bir masa hazırladım. Bu masada her şey var. Tatlın da var. Ana yemeğin de var. Üvertür bir şeyler de var. Yani lütfen bunlardan birer kaşık ye ki hani lütfen hani bu senin bedenine daha faydalı. Ruhuna daha faydalı diyordu. Şimdi ne yapıyorlar işte? Ne yazık ki biz sadece pop müzik çalarız. Hı. Sizin şarkınızda bağlama var. Ha. Biraz da keman var. Onu çalamayız. Niye? İşte bilmiyorum. Hiçbir elle tutulur açıklama alamıyoruz. Sizin şarkınızda keman var. Tamam hadi kemanı çıkardım. Biraz da şarkıları böyle... Hani şöyle okuyun diyor. Bak şimdi ben onda bir kendi kanalım, şimdi ben bir kendi kanalımda skeçler yazmaya başladım Mehmet abi. Bunu da yazıyorum. Elim döndüğünce tiyatrocu arkadaşlardan fikirler alarak. Bak. Diyor ki sana resmen. Şarkıyı çok güzel okuyorsun. Bu kadar güzel okuma ki yayınlayayım. Ne demek istiyorum? Bu akşam bu namiyi yaptın ya diyor. Evet. Çok namili. Bunu bir elektro gitar koy. Ha. Bu akşam diye söyle. Ben bunu yayınlarım radyomda diyor. Garip değil mi Allah aşkına ya? Yani siz şarkıcı olarak şunu demez misiniz? Ya sen ben güzel şarkı söylüyorum diye
Beni yayınlamıyorsun. Evet, aslında konu bu. Yani acı. Bağırarak elektro gitarla ben bu akşam bütün falan diye söylediğimde bunu yayınlıyorsun, bunu popüler medyada sunuyorsun. Afilli afilli sunuyorsun. Çünkü gençler bunu seviyor diyorsun. Ama bu şarkıyla, adabıyla söyleyen canım TRT sanatçılarının yaptığı o veya konservatuvarlardan mezun veya alaylı olan on numara şarkılar söyleyen, adabıyla o makama böyle hakim, çok da güzel soundla bu şarkıyı söyleyen adama şunu diyorsun. Bunları gençler sevmiyor. Bu garip değil mi? De gençlere sevdirmek için ne yaptın? Hayır, kusura bakma, masaya koy. Ne yaptın? İşte tabii, masaya koy. Benim şimdi 3 yaşındaki kardeşime ben hayatında hiç... Atıyorum, pekmez yedirmediysem 4-5'te artık bak bunu da al, bu yararlı falan dediğimde bir garipser yani, o tat ona belki garip gelir. Önce onu bir bak, bu da böyle bir şey, bunu bir subliminal anlat de ki bak bu kardeşim 3 yaş 4 yaş, ben biyoloji konusunda yanlış bir şey söylemeyeyim ya, çocuk yetiştirebilmek konusunda yanlış bir şey söylemeyeyim, onu da söyleyeyim. Hani belki de hayır zaten yedirilmez pekmez demeyin, yararlı olan herhangi bir şeyden bahsedelim. 3-4 yaşındaki çocuğa ben subliminal olarak anlatmazsam bazı şeyleri, bak kızım, oğlum veya kardeşim işte bak bunu da ye, bu da yararlıdır. Bunları anlatmazsam bu çocuk 10'la 15'inde geldiğinde yapmıyor diye şikayet ederim. Niye yapmadığını bir araştırırsın. Kardeşim hiç bunu biz uyandırmamışız deriz. Yani popüler medyanın ben bu tarz duranları için söylüyorum. Sözüm meclisten çok dışarı. Yani ben çünkü şarkılarımı yayınlayacak mecralar buluyorum. Çok da mutlu oluyorum. Çok canavar gibi bu işte idealist duran, çok güzel duran arkadaşlarımız var. Ama dediğim gibi çok konuştum.